Sevgili seyirciler, değerli konuklar, 3'te 3 tarihe hoş geldiniz. Değerli hocamız Sayın Profesör Doktor Tufan Gündüz'ü sahneye davet ediyorum. Hocam hoş geldiniz. Sağ olun. Güzel bir yarışma olmasını diliyorum. Çok kolay sorular hazırladım. Öyle mi hocam? Evet. Pekala, bekliyoruz. Buyurun lütfen. Sevgili seyirciler, değerli konuklar, Hilmi Doğan geliyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Buyurun. Hilmi Bey, kısaca kendinizi tanıtır mısınız lütfen? Hilmi Doğan, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisiyim. Şimdiki adıyla Ankara Hacıbayram Veli Üniversitesi oldu. Eski bir hemşireyim. 2 yıllık bir geçmişim var. Sağlık Meslek Lisesi'nden çıktıktan sonra hukuk kazandım ben. Sağlık meslek üzere hukuk kazandınız. Evet. Bravo, büyük başarı. Teşekkür ederim. Oradan çıktıktan sonra üniversite kazanmalıyım diyordum. Ve bunun için çalışmaya başlamıştım. Güzel gitti. Zor oldu ama güzel oldu. Hukuk fakültesi kazandım. Üstüne bir de atama yapıp geceleri nöbete, gündüz de okula giderek bu şekilde 2 yıl devam ettim. Ama sonrasında okul biraz ağırlaşınca işe ara verdim. Sadece okulla ilgileniyorum şu anda. Ve bir kulüpte basketbol oynuyorum. Hem okul takımımda hem kulüpte basketbol oynuyorum. Bu şekilde kendimi özetleyebilirim. Tebrikler. Ne kadar güzel. Gencecik yaşta birçok başarı Hilmi Bey. Teşekkür ederim. Gerçekten bravo. Efendim, yarışmamızın kurallarıyla ilgili sormak istediğiniz bir soru olursa lütfen çekinmeyin, sorun. Hocam da ben de elimizden geleni yapmak için buradayız sizin için. Hazırsanız yarışmamızı başlatacağım. Başlayalım. Heyecanımız var mı? Biraz var ama sizin bir sözünüz var. Heyecanı kırmak için, kırmanın tek yolu yarışmaya başlamaktır. Kesinlikle. Söylerseniz rahatlarım yani tamam, biraz daha. Tamam, harika. O zaman efendim tekrarlayayım sizin için. En güzel yolu heyecanı atmanın yarışmaya başlamak. Tamam, rahatladım. Sevgili seyirciler, değerli konuklar, 3'te 3 tarih Hilmi Bey için başlıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hali hazırda kullanmakta olduğu bina, meclisin kuruluşundan beri kullandığı kaçıncı binadır? A1, B2, C3, D4. Bildiğim kadarıyla ya cevap 1 değil. Daha önceden bir taşındığını hatırlıyorum ama çok da emin olamadığım bir soru. Tabii ilk sorunun olması da biraz heyecan da var. Koruma hakkımı kullanmak istiyorum ilk soru için. Koruma hakkımı kullanayım. İşaretledik efendim. 3 diyelim. C3. C3. Mutabık mıyız? Mutabıkız. Tebrikler. Teşekkür ederim. Hilmi, Ankara'yı biliyorsun. Biliyorum hocam. Türkiye Büyük Millet Meclisi binası var. Müze olarak kullanılıyor. Evet. Hemen onun altında bir bina daha var. Orası 2. meclis. Sonra da bugünkü bulunduğu yere taşınıyor meclis. Bundan sonra Ulus'tan geçerken aşağı doğru şöyle sağ tarafına bakarsan meclis binalarını, sol tarafına bakarsan da o meşhur Ankara Palası orada görebilirsin. Unutmam hocam bundan sonra. İlk sorumuzu geride bıraktık. Güzel bir başlangıç oldu. 3'te 3 için 2 sorumuz kaldı ardımızda. İkinci sorumuz geliyor efendim. Üzerinde Fatih Sultan Mehmet'in tuğrasının yer aldığı bir Osmanlı fermanının kaçıncı yüzyıla ait olduğu söylenebilir? Buyurun lütfen. Yok, siz buyurun. A 12. yüzyıl, B 13. yüzyıl, C 14. yüzyıl, D 15. yüzyıl. Fatih Sultan Mehmet İstanbul Fatihi. Kendisi 1453'te fethetmişti. Yani Tuğrasında düşündüğümüzde 15. yüzyıl demek doğru olacaktır yani inşallah. D 15. yüzyıl mutabıkız. D 15. yüzyıl mutabıkız. Tebrikler. O küçük nefes vermeleri buradan görüyorum Hilmi Bey. Ama güzel, heyecanımızı evet, yavaş yavaş atıyoruz anlamına geliyor bu. Üçüncü sorumuza geçiyoruz. Eğer bu soruya doğru yanıt verirsek 3'te 3 yapıp ilk üçlememizle 3000 lirayı hanemize yazmış olacağız. Gelsin efendim sorumuz. 17. yüzyılın en büyük bestekarlarından kabul edilen ve 100 Türk lirasının arkasında da resmi bulunan sanatçımız kimdir? A. Nai Osman Dede, B. Itri, C. Tamburi Mustafa Çavuş, D. Zaharya Efendi.
Diğer seçenekler hakkında çok bir fikrim yok ancak Itri'yi biliyorum. 200 liranın arkasında Yunus Emre, 100 liranın arkasında Itri. Hep aklımda bu şekilde kalıyordu. Ama tabii biraz yarışma heyecanı olduğu için biraz daha düşünmek istiyorum. Itri'ydi, evet. Itri'ydi. Pekala. B, Itri. Mutabık mıyız? Mutabıkız, evet. Pekala, B, Itri. Tebrikler. Artık bir büyük oh gördüm yine, evet, ilk üçü atlattık en azından. İşte tarihteki farkındalık dediğimiz de bu. Yani o paraların üzerine o resimler boşuna konulmuyor. Muhakkak bir tarihi hatırası var ve çok değerli olduğu için o hatıralar o paraların arkasına konuyor. Itri, Buhurizade Mustafa Itri Efendi'nin de bize bıraktığı en önemli eser ya da dilimizden hiç düşmeyen eser o meşhur Teşrik Tekbiri. Bizim bayram namazlarında sıklıkla söylediğimiz ya da cenaze namazının arkasından sıklıkla söylediğimiz o meşhur Teşrik Tekbiri Itri Efendi'ye ait. Hilmi Bey, tebrikler. İkinci üçlememize geçiyoruz. İki koruma hakkımız, üç joker hakkımız hala duruyor. Bu üçte üçün sonunda ulaşabileceğimiz rakam 10 bin lira. Dördüncü sorumuz, değeri 5 bin lira. Sizin için geliyor. Hangisi Osmanlı tarihi boyunca iki kez tahta çıkan padişahlardan biri değildir? A. 1. Mustafa, B. 2. Murat, C. 2. Mehmet, D. 2. Bayezid. Bu soruda 2. Murat, Fatih Sultan Mehmet'in babası olarak düşündüğümüzde iki kez tahta çıkmıştı. Ki bu sebepten 2. Mehmet, Fatih Sultan Mehmet de iki kez çıkmıştı, hatırlıyorum. Ancak 1. Mustafa ve 2. Bayezid hakkında tam emin değilim. 2. Bayezid, Fatih Sultan Mehmet'in oğlu. İkinci kez çıkmadı diye hatırlıyorum ama yine tam manasıyla emin değilim. İki seçenek ele jokerimizi kullanabiliriz. İki yanlış şıkkı eleyelim hocam. Hilmi, ikinci Mehmet de haklısın. Onu eleyelim. Senin için ben 1. Mustafa'yı da eliyorum. B ve D şıklarından birini 2. Murat ve 2. Bayezid. Yani normalde aslında beklediğim çok iyi geldi ama hocam 2. Mehmet de haklısın deyip durunca bir çelişkiye düştüm. Ama 2. Murat düşünüyorum Fatih Sultan Mehmet genç yaşta tahta çıktı. O sırada 2. Murat tahttan indi. Sonrasında tekrar 2. Murat gelmişti tahta. Vefatının üstüne Fatih Sultan Mehmet geldi. 2. Murat çıkmıştı. 2. Bayezid diyelim. D. 2. Bayezid. Mutabık mıyız? Mutabıkız. Pekala. Tebrikler. Teşekkür ederim. Aslında ilk düşündüğünde de bulmuştun. 2. Bayezid, Fatih Sultan Mehmet'in oğlu olarak tahta geçti. Ve Yavuz Sultan Selim ona karşı isyan edip onu tahttan indirinceye kadar da tahtında kaldı. Uzun bir saltanat dönemidir bununki de. Fakat çok da yüksek başarıların olmadığı bir dönemdir. Hilmi Bey, tebrikler. İkinci üçlememizde ikinci soruya geçtik. Bu seferki sorumuz görüntülü bir soru. İzleyelim. İşte Toplu Hamdi'den Kelasan'a, Malakyan'dan Naşit'e, Feruz Hanım'dan Şamram'a kadar işte geldik gidiyoruz. Bundan sonra gülüp eğlenirken bizi de arada bir hatırlayın. Haydi Allah'a ısmarladık. İzlemekte olduğumuz orta oyunu ve tülahat sanatımızın son temsilcilerinden olan usta isim kimdir? A. İsmail Dümbüllü, B. Nejat Uygur, C. Kel Hasan Efendi, D. Güllü Agop. Orta oyunu ve tulaat sanatı hakkında bilgim var ama temsilcileri hakkında çok bilgim yok. Yani ne olduğunu biliyorum ancak temsilcileri hakkında pek bir bilgim yok. Ki seçenekler de biraz uzak geliyor.
soruyu değiştirme jokerimizi de kullanalım. Eğer mümkünse. Soruyu değiştirmek istiyoruz. Peki. Peki işaretlemiş olsaydınız? Yani Kel Hasan Efendi ya da Nejat Uygur diyecektim. Kel Hasan Efendi. Artık olmaz. Şimdi alanınıza girmiş oluyorum ama değil mi? Olmazdı. İsmail Dümbüllü. İsmail Dümbüllü gerçekten orta oyunun ve tülahat sanatının çok önemli sanatçılarından bir tanesiydi. Videonun sonunda da gülümserken beni anın diyor. Anmış evet. Olalım efendim İsmail Dümbüllü'yü. Geçenlerde de bir sahafta İsmail Dümbüllü'den kalma çok eski bir kitap buldum. Çok keyifle onu okuyorum hocam. Orada satır arasında söylediği söz de çok güzel değil mi? İşte geldik gidiyoruz. Aynen öyle. İşte hepimiz geldik gidiyoruz bakalım. Hilmi Doğan için şu soruyu birlikte bakalım. Bosna Hersek'in Sırp ve Hırvat güçlere karşı giriştiği bağımsızlık savaşında ülkesine liderlik yapmış devlet adamı kimdir? A. Alija İzzetbegović. B. İsnam Talić. C. Arif Pasalić. D. İzzet Nanić. Bosna Hersek'in özellikle Sırplara karşı durumunda Alija İzzetbegović'i biliyoruz. Ki bugüne kadar karşımıza çıkan en büyük Bosna Hersek konusunda isim oydu. Ben bugüne kadar hep Bosna Hersek dendiğinde Alija İzzetbegović duymuştum. Onun olduğunu düşünüyorum. Diğer seçenekler hakkında pek bir fikrim yok ama Alija İzzetbegović o Sırp katliamlarında çok büyük sözleri de vardı. Yani ilk öğrendiğimde çok şaşırmıştım. Çok etkilenmiştim de. A. Alija İzzetbegović mutabık. A. Alija İzzetbegović mutabığız. Tebrikler. Alija İzzetbegović'in kaderi Bosna Hersek'in kaderiyle birebir örtüşüyor. Alija 1925 yılında doğuyor. Ve daha lise yıllarındayken önce kendi milli kimliğinin farkına varıyor. Bir Müslüman olarak Avrupa'nın ortasında bir Müslüman adanın içinde bulunuyor. Ve bu Müslümanların diğerlerinden kültürel olarak da farklı olduğunu erken yaşta fark ediyor. Çünkü o Müslüman ada aslında Osmanlı kültürünün Avrupa'da bıraktığı son miras parçalarından biri. Bu farkındalık ona lise yıllarında Mladi Müslümani adlı derneği kurmasına yol açıyor. Bu Genç Müslümanlar Derneği'dir. Bu Genç Müslümanlar o kadar hızlı örgütleniyorlar ki, mesela İkinci Dünya Savaşı'nda yoksul Boşnaklara geniş ölçüde yardım buluyorlar ve bunu da sağlıyorlar İkinci Dünya Savaşı sırasında. Komünist rejim esnasında da Müslümanlara yönelik ezici faaliyetler ve ateizm propagandası Alija'nın kültürel kimliğini ve siyasi kimliğini daha çok belirginleştiriyor. Bu onda bir direnç meydana getiriyor. Ancak Alija'yı gerçekte Alija yapan nokta Bosna Hersek'in bağımsızlığı mücadelesidir. Biliyorsunuz 1992'de 1 Mart 1992'de Bosna Hersek bağımsızlığını ilan edince Bosnalı Sırplar Sırbistan'dan da yardım alarak büyük bir katliam hareketine giriştiler. O dönemde Alija adeta tek başınaydı ve o tek başınalık büyük bir mücadele adamı olduğunu ortaya koydu ve Bosna Hersek'in bağımsızlığını sağlayacak o mücadeleyi başlattı. 2003 yılında Alija vefat ettiğinde geride bir Bosna Hersek devleti ve Bilge Kral diye de ünvan bıraktı. Bugün mezarı Saraybosna'dadır. Çok mütevazi bir mezar yeri vardır. Bosna Hersek'i ve Saraybosna'yı ziyaret edenler muhakkak oraya uğrarlar. Uğramaları da gerekiyor. En azından bir Fatiha'yı Müslüman dünya adına yaptığı katkılardan dolayı esirgememek gerekiyor. Teşekkür ederiz hocam. Hilmi Bey, şu anda üçlememizde iki soruyu geride bıraktık. Bu soruya da doğru yanıt verirsek ikinci üçte üçümüzü yapmış olacağız ve 10 bin lirayı garanti altına almış olacağız. İki koruma hakkımız, bir ipucu joker hakkımız hala hanemizde. İyi gidiyoruz Hilmi Bey. Yani evet. Gelsin efendim altıncı sorumuz. Okçulukta ustalığı ve maharetiyle bilinen kişilere ne ad verilirdi? A. Silahtar. B. Kemankeş. C.
C. Kiriş Endam. D. Kabzadar. Yani çok bilgimin olduğu bir konu değil. Sözcüklerin anlamlarından düşünmeye çalışıyorum ya da bana çağrışım yaptığı şeylerden düşünmeye çalışıyorum ama yine tam manasıyla bir yere yönelemedim. Bu soruda ipucu joker hakkımı kullanmak istiyorum. Hocam. Kelime kelimenin tam karşılığı iyi yay çeken demek. İyi yay çeken. Kiriş Endam'la kemankeşi düşünüyorum. Kabzadar olduğunu çok düşünmüyorum ya da silahlar olduğunu çok düşünmüyorum ama kemankeş ve Kiriş Endam arasındayım. Koruma hakkımızı kullanalım. Garanti altına alalım. Bir koruma hakkımızı daha işaretledik. B kemankeş diyelim. B kemankeş. Mutabık mıyız? Mutabıkız. Arda arda iki tane, üçte üç. Değil mi? Keman yay demek. Evet. Keş de Farsça keçiden fiilinden fiil kökü çekmek anlamına geliyor. İyi yay çeken, keman keş. Tebrikler. İki arka arkaya üçte üç. 10.000 lirayı artık hanenize yazdırdınız Hilmi Bey. Yeni bir üçlemeye başlıyoruz. Bu üçlemenin sonunda ulaşabileceğimiz rakam 50.000 lira. Sizin için geliyor sorumuz. 7. soru. Sputnik 2 ile 1957'de uzaya gönderilen Laika isimli hayvan hangisidir? A. Şempanze. B. Köpek. C. Fare. D. Sincap. Sincap değil diye biliyorum. Ancak şempanze, köpek ve fare arasında biraz gitgellerim var. Şempanze ya da fare daha yakın geliyor aslında bu iki seçenek. Biraz daha yakın ancak tam anlamıyla bildiğim bir soru değil. Bu sebeple diğer koruma hakkımızı da kullanalım. Bir koruma hakkımızı daha, yani son koruma hakkımızı da işaretledik. A şempanze diyelim. A şempanze. Mutabık mıyız? Mutabıkız. Köpek. Bu soruya yanlış cevap verdik fakat koruma hakkımız devam etmemizi sağlayacak. Hilmi Bey, 10 bin lirayı aldık. Var mı kafamızda bir plan? Üniversite bittikten sonra yüksek lisans yapmayı düşünüyorum. Bunun için şu anda bir kendime sermaye oluşturmaya çalışıyorum. Eğer olursa bu meblağ tabii ki belli şeyleri karşılayacak. Yüksek lisansıma kullanacağım. Ne güzel, eğitiminizi harcamayı planlıyorsunuz. Var mı kafanızda yüksek lisans programı ile ilgili bir fikir? Eğer olursa önceliğim yurt dışı olacak. Ancak olmazsa kendi üniversitemde ya da Ankara'daki başka üniversitelerde yüksek lisansı zorlamaya çalışacağım. Umarım gönlünüze göre olur Hilmi Bey. Teşekkür ederim. Yeni üçlemeye başlıyoruz. Bu üçlemenin sonunda ulaşabileceğimiz rakam 75 bin lira. 8. sorumuz değeri 25 bin lira. Sizin için geliyor. Osmanlı Devleti'nde davalı ve davacının mahkemeye gelmesini ya da getirilmesini sağlayan, bazı küçük mahkemelerde katiplik de yapan memurlara ne ad verilirdi? A. Şahne. B. Muhzır. C. Subaşı. D. Muhtesip. Aslında 2 yıl önce Türk Hukuk Tarihi dersinde biz bunları görmüştük. Ancak tabii 2 yılın geçmesi biraz bazı şeyleri unutturmuş. Burada en yakın gelen soru ilk duyduğumda subaşıydı. Subaşı diye düşünüyorum şu anda. Muhzır'la biraz arasında gidip geliyorum ancak subaşı daha yakın geliyor. Diğer seçeneklerin olduğunu düşünmüyorum. C subaşı diyelim. C subaşı. Mutabık mıyız Hilmi Bey? Mutabıkız. Arada kaldığınız diğer evet. Şık doğru şıkkımız olacaktı. 10 bin lirayla sizi uğurluyoruz Hilmi Bey. Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere.
Sevgili seyirciler, değerli konuklar, Betül Aydın geliyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun lütfen. Betül Hanım, bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki. Betül Aydın ben. Ankara'dan geliyorum. 32 yaşındayım. Evliyim. 16 aylık bir bebeğim var. Kamu kurumunda memur olarak çalışıyorum. Allah bağışlasın. Hoş geldiniz efendim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Yarışmamızın kuralları ile ilgili sormak istediğiniz bir soru olursa lütfen çekinmeyin efendim. Buradayız. Heyecan var mı? Biraz. Biraz. Biraz heyecanlıyım. Onu da atmanın en iyi yolu yarışmaya başlamak. Evet. Yavaş yavaş içerisinde o heyecan bir anda yok oluveriyor. Efendim hazırsanız başlatacağım yarışmamızı. Başladım. Sevgili seyirciler, değerli konuklar, 3'te 3 tarih Betül Hanım için başlıyor. Kore Savaşı'nda Süleyman isimli Mehmetçiğin sahiplendiği Koreli kız çocuğunun Türkçe ismi nedir? A. Canan, B. Ayla, C. Ayşe, D. Suzan. Bir fikrim var galiba. Bununla ilgili de yeni bir film çıkmıştı diye düşünüyorum. Umarım hatalı değildir. B. Ayla. B. Ayla. Evet. Mutabık mıyız? Mutabıkız. Tebrikler. Teşekkür Bu biraz heyecanı atmak için yardımcı olmuştu diye daha düşünüyorum. İyiyim. Hocam, filmlerin ve televizyon dizilerinin öneminin ne kadar büyük olduğunu buradan bir kere daha görüyoruz aslında. Hiç yani birçok şeyi o anlamda daha kolay bir şekilde hafızamıza kazınmasını sağlıyor aslında. Hem hafızamıza kazındırıyor, hem eğer gerçekten güzel işlenmiş bir film ise öğretici tarafları var. Dönem filmleri tarihi ete kemiğe büründürüyor ve karşımıza canlı bir şahsiyet gibi çıkartıyor. Günümüz filmleri en azından kültürel değerlerimizi vesaire ortaya koyması bakımından önemli. Bu hadise de sağ olsunlar filmini yaptılar. 6 milyondan fazla insan bunu seyretti. En azından Kore Savaşı'nın sadece gittiğimiz, savaştığımız bir savaş olmadığını, onun insani bir yönünün de bulunduğunu milletimize gösterdi. Tüm dünyaya gösterdi. Kesinlikle. İlk sorumuzu geride bıraktık. 3'te 3 yapmak için 2 soruya daha doğru yanıt vermeniz gerekecek. Ulaşmak istediğimiz rakam 3000 lira. Gelsin efendim ikinci sorumuz. Lütfen. 11. yüzyılda Araplara Türkçe öğretmek amacıyla yazılan ansiklopedik bir sözlük niteliği taşıyan eserin adı nedir? A. Atabetül Hakayık, B. Kutatku Bilik, C. Muhakemetül Lugateyn, D. Divani Lugatı Türk. Bir fikrim var aslında ama çok emin değilim. O yüzden koruma hakkı kullanarak cevap vermek istiyorum. 11. yüzyılsa Araplara Türkçe öğretiyorsak D. Divan-ı Lugat-ı Türk demek istiyorum öncelikle. Koruma hakkımızı işaretledik. D. Divan-ı Lugat-ı Türk. Mutabık mıyız? Mutabıkız. Tebrikler. Teşekkür ederim. İkinci sorumuz da geride kaldı. 3'te 3 yapmak için yalnızca bu soruya doğru yanıt vermeniz yeterli olacak. Evet. 3000 lirayı garanti altına almış olacağız. Doğru yanıtı alabilirsek. Gelsin efendim sorumuz. 5 Nisan 1994 tarihinde dönemin Başbakanı Tansu Çiller tarafından hazırlanan ekonomik önlemleri içeren paketin adı nedir? A. Başlangıç, B. Acı reçete, C. Enflasyon tedavisi, D. Yeşil ışık. 1994 yılında çok küçüktüm, çok hatırlamıyorum. Biraz düşünmek istiyorum ama Tansu Çiller zamanında enflasyon tedavisi, yani böyle bir isim değildir muhtemelen, daha yumuşak bir isimdir diye düşünüyorum. Yeşil ışık olduğunu düşünüyorum ama emin değilim. Koruma hakkımı kullanarak yeşil ışık demek istiyorum. Bir koruma hakkımızı daha işaretledik. Yeşil ışık D. Mutabık mıyız? Mutabıkız. Acı reçete efendim. Evet. Az çok aşinayım ben. Kulağım hatırlıyor acı reçeteyi. Maalesef bu soruya yanlış cevap verdiğimiz için üçlememizle yeni baştan başlamamız gerekecek. Bu sefer 3'te 3'te ulaşabileceğimiz rakam 10.000 lira olacak efendim. 4. sorumuz sizin için geliyor. Teşekkür ederim.
Milattan önce 5. yüzyılda Sinop'ta doğan filozof Diyojen'in genellikle hangisinin içinde yaşadığı söylenir? A. Mağara, B. Kulübe, C. Gemi, D. Fıçı. Yani bununla ilgili aslında hiçbir fikrim yok. Ben bunu da hocama sormak istiyorum ama bir fikir almak istiyorum sizden. İpucu hakkımızı mı kullanmak istiyorsunuz? İpucu hakkımı kullanmak istiyorum. İpucu jokerimizi kullanıyoruz. Diyojen'le alakalı hiç okuma yaptınız mı? Yani onun meşhur gölge etme, başka ihsan istemem sözünü söylediği. Roman... Ya da onunla ilgili hiç karikatür falan gördünüz mü? Birkaç tane ama çok anımsamıyorum. Tek kişilik bir yaşam desem, tek kişinin bulunabileceği bir yaşam desem. Çok küçük bir yerde yaşadı o zaman, tek kişilikse. Evet. Fıçı olabilir. Cevap veriyorum. Buyurun. De fıçı. De fıçı. Mutabık mıyız? Mutabıkız. Tebrikler, ilginç çok bir yaşam tarzı gerçekten. Çok zor bir ipucu verdim ama. Efendim? Çok zor bir ipucu verdim ama. Evet hocam. Çok teşekkür ediyorum. Evet. İlk sorumuzu geride bıraktık üçlememizde. İkinci sorumuza geçiyoruz. Değeri 7500 lira sizin için geliyor. Teşekkür ederim. Türkiye'de başkanlık sistemine geçiş hangi tarihte yapılan referandumla kabul edilmiştir? A. 7 Haziran 2015, B. 5 Nisan 2016, C. 16 Nisan 2017, D. 24 Haziran 2018. Bir fikrim var bununla ilgili ama çok emin değilim. 16 Nisan 2017 ya da 5 Nisan 2016 diye düşünüyorum. 24 Haziran 2018 çok erken. Çok da emin değilim ama yarı yarıya kullanmak istiyorum. İki yanlış şıkkı. İki yanlış şıkkı. Eleyelim efendim Elemek sizin istiyorum. İçin. Evet, 24 Haziran 2018 seçimleriyle Cumhurbaşkanlığı sistemi fiilen başlamış oldu. Bunu eleyelim. 5 Nisan 2016'yı da sizin için ben eleyeyim. Bir joker daha kullanabilir miyim? Kullanabilirsiniz tabii ki. Tamam, koruma hakkımı kullanarak 16 Nisan 2017 demek istiyorum. Koruma hakkımızı da işaretledik. C şıkkı 16 Nisan 2017. Mutabık mıyız? Mutabıkız. Teşekkür ederim. Tebrikler. Teşekkür ederim. 3'te 3 yapmak için bir soruya daha doğru yanıt vermeniz yeterli olacak. 10 bin lirayı garanti altına alabileceğiz. Evet. İlk 3'te 3'ümüz olacak. Bir soruyu değiştirme joker hakkımız var. Maalesef diğerlerini tükettik. Evet. O yüzden biraz dikkatli olmakta fayda var Betül Hanım. Teşekkür ederim. 6. sorumuz sizin için geliyor. Kurtuluş Savaşı'nda Doğu Cephesi Komutanlığı yapmış siyasetçimiz kimdir? A. İsmet İnönü, B. Kazım Karabekir, C. Fevzi Çakmak, D. Ali Fuat Cebesoy. Kurtuluş Savaşı'nı özellikle lisede, üniversitede ve ortaokulda da takip etmişimdir. Hepsine gani gani ömürler, rahmetler diliyorum. B. Kazım Karabekir demek istiyorum. B. Kazım Karabekir, evet. Mutabık mıyız? Mutabık Zengin Bey. Tebrikler. Aynı zamanda çok büyük bir general olan, evet, Kazım Karabekir. Kazım Karabekir Paşa, milli mücadelenin anahtar kahramanıdır. Mustafa Kemal Paşa'dan yaklaşık bir ay kadar önce Anadolu'ya geçmiş ve 15. Kolordu Kumandanlığı'nı uhdesine almıştır. Yani elimizdeki kırık dökük iki tane düzenli ordu var idi. Biri 15. Kolordu, diğeri 20. Kolordu. 20. Kolordu Ali Fuat Cebesoy'un kumandasındaydı. Atatürk'ün emri ve ricası üzerine o Konya'dan Ankara'ya doğru hareket etti. Kazım Karabekir ise Erzurum merkezli, 15. Kolordu'nun başındaydı. Mustafa Kemal görevden alındığını, yani İstanbul hükümeti Mustafa Kemal'i görevden aldığını bildirdikten sonra Mustafa Kemal artık hiçbir görevi olmayan, evet, askerlik mesleğinden istifa etmiş bir sivil şahsa dönüşmüş idi. İşte tam bu sırada Kazım Karabekir Paşa Mustafa Kemal'in huzuruna çıkıyor, asker selamını veriyor
ben ve kolordum emrinizdeyim paşam diyor. İşte bundan sonra milli mücadele yeni bir safhaya doğru evriliyor. Çünkü o sırada Kazım Karabekir Paşa'nın alacağı tavır Mustafa Kemal Paşa'nın yerine geçmek de olabilirdi. Mustafa Kemal'i tutuklamak da olabilirdi. Ama bunlar kendi aralarında her zaman vatanı kurtarma konusunda hem fikir oldukları için ve o günlerde de kurtarıcı olarak Mustafa Kemal Paşa herkes tarafından görüldüğü için Kazım Karabekir Paşa doğru bir hamle yapmıştır. Benim de gözümde hep bu sahne vardır, Kazım Karabekir'in bu sahnesi. Okurken de hep çok heyecanla okuduğum sahnelerden bir tanesidir. Bu sahne genelde hep öyle gözümde canlanır, ikisini de görürüm ama o muazzam sahnede. Muazzam bir sahnedir. Yani çok kaygılı bekleyen bir Mustafa Kemal Paşa düşünün. Çok da güzel böyle yazılmıştır. Anlatımı tabii, da o kadar güzeldir ki hissedersiniz tabii gerçekten o anların hepsini. O kaygının okurken üzerine odaya giren, selam veren, ben ve kolordum evrenizdeyim paşam diye gürleyen bir ses. Muazzam bir sahnedir. Kesinlikle, kesinlikle. Betül Hanım tebrik ederim. Teşekkür ederim. İlk üçlememizi yaptık. 10 bin lira artık sizindir. Teşekkür ederim. Var mı efendim kafamızda bir plan? Yani sadece bebeğimle ilgili bir şeyler yapmak istiyorum. Ufak tefek borçlarımız var. Aslında hedefim daha yüksek. İnşallah ulaşabilirim. İnşallah. Biz de bu arada Kaşgarlı Mahmut'un sözünü bir kez daha hatırlatalım. Ağılda oğlak da olsa derede otu biter. Sizin bebeğiniz var. Allah analı babalı büyüsün. Amin. Tüm yavruları. Cenab-ı Allah rızkını da vermiştir ona. Kesinlikle. Yeni bir üçlemeye başlıyoruz Betül Hanım. Burada ulaşmak istediğimiz rakam 50 bin lira olacak. Bir tane joker hakkımız kaldı. Umuyorum bildiğiniz, hakim umuyorum olduğunuz yerlerden sorular gelir. Kısmet. Yedinci sorumuz sizin için geliyor. Teşekkür ederim. Mehmet Akif Ersoy, Bülbül şiirini hangi şehrin düşman işgaline uğraması üzerine yazmıştır? A. Bilecik, B. Bursa, C. Konya, D. Kahramanmaraş. Normalde ekranda izlerken çok kolay cevap verebileceğim sorular çıktı aslında. Ve biraz da pisişiyim ben Engin Bey. Hissedebiliyorum bazı şeyleri. Hmm. Lakin burada oturduğunuzda çok farklı oluyor her şey. Bildiğimi düşünüyorum ama çok emin değilim. O yüzden soruyu değiştirme hakkımı kullanmak istiyorum. Soruyu değiştirme hakkını tabii ki kullanalım. Ama çok merak ettim pisişik olduğunuz yönüyle ilgili. Daha önce bildiğiniz olaylar oldu mu? Bazı olaylar oldu. Kendimle ilgili de oluyor, eşimle ilgili de oluyor, etrafımdaki insanlarla da ilgili oluyor. Tabii ki her şeyi Allah'tan başka hiç kimse bilemez. Ama bu bazen böyle içinize doğan, sizi yönlendirmeye çalışan şeyler olabiliyor. Çok spesifik şeyler karşıma çıktı. Arkadaşlarımın ölümlerini, arkadaşlarımın başarılarını, o tarz şeyleri hissettiğim, kendimle ilgili de yapmam gereken şeylerde bazı şeyleri hissedebildiğimi fark ettim. Eşim özellikle, Akrep Burcu'yum. Onun da vermiş olduğu bir etki olduğunu düşünüyorum. Ben astrolojiyle de ilgileniyorum. Bu bana hayatta biraz fayda sağlıyor ama burada sanırım çok sağlamayacak. Burada pek işe yaramadı galiba. Evet, bilgi. Pekala, sorumuzu değiştirmek istiyoruz. Ben soruyu değiştireyim ama önce cevap şıkkının Bursa olduğunu söyleyeyim. Biliyordum hocam. Bursa biliyorsunuz bizim imparatorluğumuzun kalbimiz kurulduğu yer. Dolayısıyla 1326'dan 1920'ye kadar geçen sürede, neredeyse 600 yıllık sürede bizim imparatorluğumuzun beşiğiydi orası. Evet. Türkçemizin, dilimizin gelişmesinde de çok önemli yeri olan bir şehrimiz. Bilecik'le Bursa'nın işgali hiçbir zaman beklenmiyordu. Yani düşmanın Bursa'mıza kadar gelebileceği hiçbir zaman hayal edilmemişti. Bursa işgal edilince Mehmet Akif Ersoy, sadece Mehmet Akif Ersoy değil, tüm meclis siyah örtü çok derin bir teessüre kapılıyorlar ve meclis kürsüsünü hatırlarsınız. Siyah örtü örtülüyor. Bakın hatırlıyorsunuz, siyah örtü örtülüyor. Mehmet Akif Ersoy milli mücadeleye 1920'de katılmıştır. Mustafa Kemal çağırmıştır Mehmet Akif Ersoy'u da. Bizim burada ulemaya ihtiyacımız vardır diye. Mehmet Akif Ersoy oğlu Emin'i elinden tutuyor. Küçük daha o çocukta, 12-13 yaşlarında. Onunla beraber 8 Nisan'da yola çıkıyorlar. Meclisin açıldığı gün Ankara'ya ulaşıyorlar. Koridorda karşılaşıyor Mustafa Kemal ile Mehmet Akif. Mustafa Kemal Akif'i görünce tabii çok seviniyor. Efendim diyor, ne iyi ettiniz de geldiniz. Tam size ihtiyacımız vardı. Tam o zamana denk geldi gelişiniz. Bülbül şiirinin hikayesi de Bursa'nın işgali üzerinedir demiştik. Araya söz sıkıştırdık. Bülbül şiiri muazzam bir coşkuyla başlar. Bir bülbülün matem havasında şakımalarıyla ilgili başlar. Ve Mehmet Akif der ki, sus ey bülbül, senin hakkın değil matem.
Çünkü biz Bursa'mızı işgal ettirdik ya. O bizim için hiç affedilemez, kabul olunamaz bir durumdur. Evet. Düşmanın 600 yıl sonra imparatorluğumuzun merkezine gelmiş olması. Daha önce de anlatmışımdır bunun hikayesini. Osman Gazi'nin türbesinin böyle ayaklarının üstüne basarak fotoğraf çektiriyorlar. Bunu hiçbir Türk hazmedemez ve hazmetmemeli. Ertuğrul Gazi'nin türbesine, Söğüt'teki türbesine ateş ediliyor ve pancurları delik deşik ediliyor. Hala mermi izleri orada. Aslında bunlar dün gibi, biliyor musunuz? Çok uzak değil. Hepsi dün gibi. Bizim hatırlamamızda her zaman fayda var. Şimdi ben sizin için başka bir soru gönderiyorum. Teşekkür ederim. Buyurunuz. Amerika'daki Washington Anıtı'nda birçok devletten gelen levhalarla birlikte hangi Osmanlı padişahının tuğrası da yer almaktadır? A. Sultan Abdülaziz, B. Fatih Sultan Mehmet, C. Yavuz Sultan Selim, D. Sultan Abdülmecid. Soruyu aslında bilmiyorum ama fikir yürütmek istiyorum. Fatih Sultan Mehmet olabilir ve Sultan Abdülmecid olabilir diye düşünüyorum. Sebebi de şöyle, Sultan Abdülmecid sınırların dışında ilk defa seyahate çıkan padişahımız diye hatırlıyorum. Fatih Sultan Mehmet de çok kıymetli, çok değerli. Ülkenin yani birçok kısmını fethetmiş olan kişi. Burada de Sultan Abdülmecid demek istiyorum. De Sultan Abdülmecid, mutabık mıyız? Mutabıkız. Tebrikler. Bu soruyu geride bıraktık. Betül Hanım, 8. sorumuz değeri 25 bin lira. 8. sorumuz gelsin lütfen. İkinci Dünya Savaşı sırasında Almanya'nın Sovyetler Birliği'ne karşı başlattığı 22 Haziran 1941 tarihli harekatın ismi nedir? A. Jübile, B. Barbarossa, C. Overlord, D. Rommel. Yine çok bir fikrim yok ama İkinci Dünya Savaşı'nı çok seviyorum. Giren ülkelerin hepsini tek tek okumuştum, incelemiştim. Aklımda Barbarossa hareketi diye bir hareket kaldı. Almanların Ruslara yaptığı bir hareketti diye hatırlıyorum ama zaten sanırım hiçbir joker aklım kalmadı. Psişik özelliklerimden faydalanarak, biraz da bilgilerimden faydalanarak B. Barbarossa demek istiyorum. B. Barbarossa, mutabık mıyız? Mutabıkız. Barbarossa, Barbaros Hayrettin Paşa'nın yurt dışında evet, bilinen hali. Barbarossa diyebiliyorlar ya da Kızıl Sakal evet, diyebilirler ama. Bu harekat Hitler ordularının bizim sınırlarımıza kadar geldiği, dayandığı. Tabii bizim Almanya'yla Krom Anlaşması'nı falan yapmamızdan sonra bir anda Hitler'in yönünü değiştirip saatin aksi yönünde Rusya'ya girmeye başladı. Tarihin diyebilirim ki en büyük kara savaşlarından ve kara harekatlarından biri. Tabii pek çok alanda birden Rusya'ya girilmiştir. Ve Moskova önlerine kadar da neredeyse gelinmiştir. Ama tabii kaçınılmaz son, Rusya'nın iklim şartları Hitler'in ordusunun da sonunu getirmiştir. Betül Hanım, ikinci üçlememizdeyiz ve yalnızca bir soruya doğru yanıt vermemiz evet, yeterli olacak 50 bin liraya ulaşmak için. Daha önce çağrı merkezinde çalıştığınızı duydum. 12 yıl boyunca çağrı merkezinde çalıştım. Çok ilginç şeyler oluyordur diye tahmin ediyorum çağrı merkezinde. Şöyle ki çok farklı karakterlerle karşı karşıya kalıyorsunuz. Çok enteresan şeylerle karşı karşıya kalıyorsunuz. En basiti mesela yani yıldıza basmanız gerekiyor dediğimizde nerede dediklerine 9'un altında işte yıldız dediğinde tuşun tamamını, tuş kilidini kaldırıp altına bakan vatandaşlarımız oluyordu. Yani çok farklı, çok değişik, enteresan şeylerle karşı karşıya kaldım. Daha çok insan tanıdım. Yani karakterleri çok farklı insanlar tanıdım diyebilirim. Yani çok farklı hikayeler de oldu ama biraz farklı, yani nasıl ifade etsem. Sürekli konuşmak zorunda sürekli olduğunuz konuşmak bir meslek. Zorundasınız. Sürekli farklı insanlarla karşı karşıya kalıyorsunuz. İnsanların birçoğu farklı ifade edebiliyor kendilerini.
birçoğu ifade edemiyor. Ama önemli olan şey oradan almış olduğum deneyimdi. 12 yıl boyunca o çağrı merkezine yapmış olduğum, insanlara dokunmam. Farklı bölümlerde çalıştım zaten. Daha sonra da zorlu bir KPSS sürecim oldu benim. KPSS kursuna gittim. Daha sonra da bir kamu sektöründe şu anda memur olarak çalışıyorum çok şükür. Efendim tebrik ediyoruz tekrar. Çok teşekkür ediyorum. Son sorumuz üçlememizin son sorusu. 50 bin liralık bir soru. Doğru yanıt verirsek alıyoruz 50 bin lirayı. İnşallah. Sizin için geliyor Betül Hanım. Buyurun. Günümüzde evlilik törenlerinin vazgeçilmezi olan beyaz gelinlik giyme geleneği hangi tarihi şahsiyetle yaygınlaşmıştır? A. Kraliçe Victoria. B. Marie Antoinette. C. Aragonlu Catherine. D. Kraliçe Elizabeth. Yani inanın hiç duymadım. Genel kültür olarak hiç duymadım ama... Aragonlu Catherine değildir diye düşünüyorum. Aslında bir tane joker aklım olmuş olsaydı galiba daha kolay cevaplayacaktım bu soruyu. Çünkü gerçekten hiçbir fikrim yok ama... Kraliçe Victoria, beyaz gelinlik. Elizabeth diye düşünüyorum ama... Elizabeth güzel bir kadın. Oradan hani düşünmek istedim. Ben cevap vermek istiyorum Engin Bey. D. Kraliçe Elizabeth. D. Kraliçe Elizabeth. Mutabık mıyız? Mutabıkız. Kraliçe Victoria ile başlamış efendim. Beyaz gelinlik giyme geleneği. Evet. İlk üçlememizi 10 bin lirada yapmıştık. 10 bin lirayla aramızdan ayrılıyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkürler. Sağ olun lütfen. Çok sağ olun. Hoşçakalın, sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, değerli konuklar, Burak Ünsur geliyor. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkürler. Buyurun lütfen. Burak Bey, bize kendinizi tanıtabilir misiniz? Evet, Burak Ünsur, 33 yaşındayım. İki tane kızım var, Ankara'da yaşıyorum. Bizimkiler kız diyorum ama isimleri birazcık çelişiyor gerçi. Birinin ismi Eymen, diğerinin adı Kayra. Daha çok erkeklerde kullanılan isimler bunlar. Oğlunuz mu olsun istediniz Burak Bey? Bunun geleceğini biliyordum ben zaten ama şu an beklemiyordum. Biraz daha 10-15 sene sonra bekliyordum. Şöyle ki... Biz aslında Eymen ismine başlangıçta karar vermemiştik. Fakat sonrasında olur dedik. Malum İçişleri'nin emrine itaat etmek için. Sonrasında doğum kağıdını aldık. İşte nüfusa gittim ben kimliğini çıkartmak için. Doğum kağıdını verdim Tufan Hocam. Sonrasında şöyle bir şey yaşadım. Bekliyorum işlemlerin tamamlanmasını. Bana mavi bir kimlik verdiler. Ben mavi kimliği aldım. Bir an düşünmedim değil. Yani hani cebime koyup devam edeyim mi diye ama... Sonrasında askerlik aklıma geldi, vazgeçtim. Dedim ki bizim yanlış oldu, bunun turuncu olması, pembe olması gerekiyor. Ama Eymen erkek ismi falan dediler. Ya abicim dedim, yani Eymen erkek ismi olabilir ama kız da bizim. Yani Osman ismini de koyabiliriz, Ali ismini de koyabiliriz. Öyle bir durum var ama iki tane kızım var diyorum hala. Allah bağışlasın. Amin cümlesi. Allah bağışlasın. Ama o çocuklar ömür boyu Taylan Bey diye ya da Eymen Bey diye çağrılacaklar. Kesinlikle. Yazık ettiniz ama. Hocam aslında başlangıçta bir ümmüsü var. Yani ümmü Eymen kısmı var fakat kimlikte ümmü geçen Eymen. Ümmü Eymen. İlk defa duyuyorum. Hocam aslında anlam bakımından Eymen isimli sahabenin annesi anlamına geliyor. Yani Eymen'in annesi. Fakat... kimlikte sadece Eymen yazdığı için çok sorun olacağını düşünmüyorum. Taylan'ı nasıl kurtarıyorsunuz? Taylan değil hocam, diğeri Kayra. Kayra. Kayra, ha, evet. Özür dilerim. Ben hep Taylan diye evet, onu şöyle yani bizimkiler oyun parkına falan gittiğinde Eymen'i getirin, işte Kayra'yı getirin. Çocuk önümde bekliyor ama hani kız olduğu için herkes Eymen ve Kayra'yı arıyor sağda solda. Dolayısıyla bakalım inşallah bahtları açık olsun diyorum. Bahtları biz isimlerini olsun. Böyle yaptık ama. Güzel insanlarla karşılaşırlar, i̇nşallah. İyi insanlarla i̇nşallah, karşılaşırlar İngilizce, umarım. İnşallah. Hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk, sağ olun. Yarışmamızla ilgili bir sorunuz olursa lütfen çekinmeden sorun efendim. Tamam, hocamız teşekkür da, ederim. Ben de burada size yardım için buradayız. Teşekkür ederim. Eğer hazırsanız yarışmamızı başlatacağım. Hazırım, buyurun lütfen. Sevgili seyirciler, değerli konuklar, 3'te 3 tarih Burak Bey için başlıyor. Türk futbol tarihinde Şampiyonlar Ligi ismiyle düzenlenen organizasyonda... Gruplardan namağlup olarak çıkma başarısı gösteren ilk ve tek Türk takımı hangisidir? A. Galatasaray. B. Fenerbahçe.
C. Göztepe. D. Beşiktaş. Evet Engin Bey, bir erkek olmama rağmen futbollarımın çok iyi olduğunu söyleyemem. Fakat Galatasaray taraftarıyım. Öncelikle bunu belirteyim. Evet, takımların her biri birbirinden güzel ve bana göz kırpıyorlar şu an açıkçası. Şampiyonlar Ligi'ne Göztepe katıldı mı açıkçası emin değilim. Ama eski bir takım olduğunu biliyorum. Fakat şu an açık konuşmak gerekirse Galatasaray ve Beşiktaş arasında gidip geliyorum. Acaba ne yapsak? Şöyle söyleyeyim, hani ben bir başlangıç olsun en azından. Koruma haklarımdan birini kullanarak... İlk koruma hakkımızı kullandık. Beşiktaş diyorum, Galatasaraylı olmama rağmen. De Beşiktaş, mutabık mıyız? Mutabız efendim. Evet. Tebrikler. Sanki öyle bir anı hatırlıyorum. Yani haberlerden namalı. 2017'de. Evet, evet. 2017'de. Evet. Hocam Beşiktaş taraftarı mısınız? Hayır, ben Galatasaraylıyım. İyi bir Galatasaraylıyım. Galatasaray hocam, dergisini falan da takip ediyorum yani. Hocam. İkimizin de Galatasaraylı olup Beşiktaş'a güvenmemiz çok iyi oldu burada. Teşekkür ederiz. Bu başarıyı ediyoruz. Ama Beşiktaş, Beşiktaş çok gösterdi. Önemli bir kulüp. Fenerbahçe çok önemli bir kulüp. Hakikaten Göztepe çok eski ve köklü bir kulüp. Çok başarıları olan bir kulüp. Kesinlikle. Umarım devamı gelir Şampiyonlar Ligi'nde. Efendim ilk sorumuzu geride bıraktık. 3'te 3 yapmak için 2 sorumuz kaldı ardımızda. İkinci sorumuzla devam ediyorum Burak Bey. Pekala. Kurtuluş Savaşı sırasında imzalanan ve Fransız güçlerinin sonrasında Anadolu'yu terk ettikleri antlaşma hangisidir? A. Ankara. B. Paris. C. Adana. D. Nice. Evet, Kurtuluş Savaşı gerçekten bir daha yaşanmasını ümit etmediğimiz bir savaş. Mehmet Akif Ersoy da İstiklal Marşı'nı yazdığında bunu belirtiyor. İnşallah bu marşı bir daha yazmak zorunda kalmayız diyor. Fransızlar Kurtuluş Savaşı'nda Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra imzalanan 1921 Ankara Antlaşması'yla Güneydoğu Anadolu'dan çekildiler. Mutabı. A. Ankara. Mutabız. Tebrikler. Teşekkür Çok ederim. Çok net bir cevap oldu Burak Bey. Evet. Üçlememizin son sorusu. Bu soruya doğru yanıt verirsek 3000 lirayı garanti altına almış Hadi olacağız. Bakalım. Yakın tarihimizin hangi önemli ismi İstiklal Savaşı komutanlarından değildir? A. Ali Fuat Cebesoy. B. Refet Bele. C. Kazım Karabekir. D. Celal Bayar. Evet, yine İstiklal Savaşı ile ilgili bir soru geldi. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün silah arkadaşlarını rahmetle ve minnetle anıyoruz. Bunu belirtmek istiyorum öncelikle. Kesinlikle. Bunun dışında Ali Fuat Cebesoy Batı cephesinde görev yaptı diye biliyorum. Refet Bele aynı şekilde Batı cephesinde görev yaptı. Kazım Karabekir yine Erzurum Kongresi'nin düzenlenmesine ev sahipliği yaptı 15. Kolordu Komutanı olarak. Fakat Celal Bayar daha çok bürokrat olarak, hocam yanlış hatırlamıyorsam Cumhurbaşkanlığı yaptı diye biliyorum. O yüzden D. Celal Bayar mutabız. D. Celal Bayar mutabız. Gayet güzel bir başlangıç. İlk 3'te 3'ümüzü yaptık Burak Bey. Tebrik Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Celal Bayar milli mücadeleye katıldı. Evet. Galip Hoca takma adını kullanarak milli mücadelede faaliyetlerde bulundu. Ama o bir sivildi, çok doğru. O bir sivildi. Özellikle Batı Anadolu'da Kuvayi Milliye'nin teşkilatlanmasında fevkalade üstün rolleri oldu. Meclise katıldığında da daha çok maliye işleriyle evet, meşgul sanki oldu. Sanki o taraf biraz daha aklımda kalmış evet, gibi. Aferin, tebrik ederim. Teşekkür ederim hocam. İlk üçlememiz geride kaldı. Güzel de gittik. Bir koruma hakkımızı kullandık sadece ilk soruda. Evet. O da aslında tarihi bir futbol sorusuydu efendim. Diğer tarih sorularında gayet başarılıydık. Evet. İkinci üçlememiz başlıyor. Ulaşabileceğimiz rakam bu 3'te 3'ün sonunda 10 bin lira olacak. Gelsin efendim dördüncü sorumuz. Avrupa'da modern kanalizasyon sistemi hangi yüzyılda kurulmaya başlanmıştır? A. 16. yüzyıl. B. 17. yüzyıl. C. 18. yüzyıl, D. 19. yüzyıl.
Avrupa'da modern kanalizasyon sistemi çok eski olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Yani 16. yüzyıla kadar, 1500'lü yıllara kadar gittiğini düşünmüyorum. Fakat çok yeni olduğunu da düşünmüyorum. Yani 1800'lü yılların başında ya da ortasında olduğunu da düşünmüyorum. Şu an 17 ve 18. yüzyıl arasındayım ama sanki 18. yüzyıl birazcık daha yakın geliyor. Bunun sebebi de özellikle Osmanlı Devleti'nin 18. yüzyılda Avrupa'yı örnek alan bazı ıslahatların olması. Belki hani bir nebze 18. yüzyılda bir şeyler yapılmıştır diye düşünüyorum. Emin olmamakla birlikte bir koruma hakkını daha kullanmak istiyorum. Bir koruma hakkımızı daha işaretledik. C-18. yüzyıl diyorum. C-18. yüzyıl. Mutabık mıyız? Mutabık Zengin Bey. ...19. Evet. yüzyıl aslında biraz daha yeni olmuş. Biraz daha yeni olmuş, aynen 1800'lü öyle. 1800'lü yıllarda modern kanalizasyon sistemine geçmiş Avrupa. Yanlış cevap verdik fakat koruma hakkımız yarışmamıza devam etmemize olanak sağlıyor. Yeni bir üçlemeye başlıyoruz. Bu üçlemede ulaşabileceğimiz rakam 15 bin lira, 3'te 3'ün sonunda. Görüntülü sorudur. 5. sorumuz sizin için geliyor. Osman Hamdi Bey'in 1906 yılında tuvale aktardığı, görüntüdeki eserde resmedilen mekan neresidir? A. İstanbul Laleli Camii, B. İstanbul Şehzade Camii, C. Bursa Ulu Camii, D. Bursa Yeşil Camii. Şimdi kaplumbağa terbiyecisi olduğunu biliyorum tablonun. Ve şuradan açıkçası birazcık yol almak istiyorum. Yakın tarihte bir film vardı, Hacivat ve Karagöz filmi. Beyazıt Öztürk ve Haluk Bilginer paylaşmıştı rollerini yanılmıyorsam. Bu filmde kaplumbağa terbiyecisine de değinilmişti diye hatırlıyorum ve bu filmin Bursa'da çekildiğini, yani o dönemin Bursa'yı anlattığını hatırlıyorum. Çünkü Orhan Gazi dönemi anlatılıyordu aşağı yukarı. Tabii çok yanlış da gidiyor olabilirim ama şu an mantığım bana C ve D arasında bir seçenek, bir tercih yapmamı söylüyor. Bursa Ulu Camii daha yakın diyebiliyorum, yakın tarihte yapıldı diyebiliyorum. Evet, şu an Joker haklarıma da şöyle bir göz atıyorum. Sanırım son koruma hakkımı da kullanacağım. Pekala, son koruma hakkımızı da işaretledik Burak Bey. D. Bursa Yeşil Camii diyor. D. Bursa Yeşil Camii, evet. Mutabık mıyız? Mutabık Zengin. Tebrikler. Evet. Çok güzel bir çıkarımla ilerlediniz. Benim hayran olduğum bir tablodur. Biraz evet, resim kesinlikle. Merakım vardır ve çok etkilenerek gerçekten izlediğim bir tablodur. Yalnız görsel hafızanın ne kadar önemli olduğunu şu an gerçekten deneyerek anlamış bulunuyorum. Eğer o filmi izlememiş olsaydım muhtemelen İstanbul'a gidecek olacaktım ama Bursa'ya yönlendirdi o film beni. Güzel oldu diyorum. İyi bir çıkarımla ilerlediniz gerçekten ve doğru cevaba ulaştık. İkinci üçlememizde ikinci sorumuza geçiyoruz. 3'te 3'e yalnızca 2 sorumuz kaldı. Gelsin efendim 6. sorumuz. Antik Yunan'da olduğu gibi modern olimpiyatların da her 4 yılda bir yapılması kuralı 1906'da hangi ülkede ara olimpiyatların yapılmasıyla ihlal edilmiştir? A. Yunanistan, B. Almanya, C. Amerika, D. İspanya. Evet, olimpiyatların Antik Yunan'da doğduğunu biliyorum, ortaya çıktığını biliyorum. Hatta Maraton Ovası'nın koşulduğu yerden de ismini aldığını biliyorum, maraton koşusunun. Yunanistan olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Bu noktada Almanya ile ilgili bir çağrışım var. Sanki Birinci Dünya Savaşı yılları yaklaştığı için Almanya'da böyle bir şey olabilir diye düşünüyorum. Ama Amerika'da uzak kıta olduğu için belki orada da hani 4 yılı geçelim, en azından bir arada bir olimpiyat düzenleyelim demiş olabilirler. Soruyu değiştirelim, bence hiç risk etmeyelim diye düşünüyorum. Soruyu değiştirme jokerini kullanmak istedi Burak Bey hocam. Peki Burak, cevaplasaydın? Sayın hocam, cevaplasaydım Almanya derdim. Yanlış olurdu. Yunanistan... Öyle mi? Evet, Yunanistan'da yapılıyor. Osmanlı'dan da bazı takımlar orada müsabakalara katılıyor. Evet. Şu soruyu birlikte bakalım.
Osmanlı alimi Erzurumlu İbrahim Hakkı tarafından 18. yüzyılda yazılmış olan dini ve ilmi konular hakkında bilgiler içeren ansiklopedinin adı nedir? A. İlmi Ehl, B. Marifetname, C. İlmi Tasavvuf, D. Tasavvufname. Evet, Erzurumlu İbrahim Hakkı'yı duydum daha önce. Bir eserinin olduğunu da biliyorum. Ama bu eserin ismini şu an tam hatırlayamıyorum, açık konuşmak gerekirse. Fakat joker haklarımı da kullanmak istemiyorum açıkçası. Birazcık daha ilerleyen sorularda joker haklarımı kullanmak istiyorum. Umarım ilerleyebilirsem. Marifetname mutabığız. B. Marifetname mutabığız. Tebrikler. Teşekkür ederim. Çünkü isimler çok tanıdık geliyor hocam. Yani çok fazla yayını var bunun. Evet, pek evet. Çok yayın evi defalarca bunu yayınladı ve halen evet. Yayın evlerin kitapçılarda kolaylıkla bulunuyor. Ama benim merak ettiğim konu sizin tahsiliniz hangi alanda? Hocam ben 2007 tarih mezunuyum. Ama ben tarih okumaya şöyle... Hangi üniversiteyi bitirdin? Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'ni bitirdim. Evet. Tarih okumaya şöyle karar verdim ben. 9. sınıfta kulakları çınlasın bir tarih öğretmenimiz vardı. Giyim kuşam olsun, hitabet, anlatma durumu. Mesela biz bir Kürşat ayaklanmasını dinledik. Hepimiz o ayaklanmada bizzat bulunmuş gibiydik. Ben o gün karar verdim tarih okumaya. Tarih bitirdim fakat öğretmenlik yapmıyorum hocam, öyle söyleyeyim. Özel bir okulda yöneticilik yapıyorum ben. Daha çok idarecilik kısmında evet. ilgileniyorum. Tebrikler. Açıkçası teşekkür ederim. Aldığınız risk işe yaradı. Teşekkür ederim Engin Bey. 3'te 2 yapmış durumdayız. Bu soruya da doğru yanıt verirsek 15 bin lirayı garanti altına almış olacağız Burak Bey. 2 tane joker hakkımız hala hanemizde duruyor. 7. sorumuz değeri 15 bin lira. Sizin için gelsin lütfen. 1989'da Çekoslovakya'da komünist sisteme son veren ve kan dökülmeden gerçekleşen devrim hangisidir? A. Beyaz devrim, B. Kültür devrimi, C. Turuncu devrim, D. Kadife devrim. Evet, yakın tarihte gerçekleşen bir olay. Çekoslovakya'da komünist sisteme son veren gerçekleşen devrim. Bunu da yine anımsıyorum ama iki şık arasında kaldığımı itiraf etmeliyim yine. Acaba çok risk almak da bazen iyi değil midir diye düşünüyorum ama şöyle yapayım ben. İki yanlış şıkkı eleme jokerini kullanayım. Tufan hocama bırakalım işi. Buyurun. Turuncu devrimi gönderelim. Sen için bir de kültür devrimini gönderelim. Evet, beyaz devrim ve kadife devrim kaldı. Açıkçası benim ikisi arasında kaldığım şıklardan birisi beyaz devrim ve turuncu devrimdi. Kadife devrim ismi itibariyle yumuşaklığı da çağrıştırıyor. Hani kan dökülmemiş ve bu şekilde gerçekleşmiş bir devrim. Şimdi aslında yarışmaya başlarken Orta Asya'ya gitmekten bir konu açmak isterdim ama Tufan hocamın böyle bir totemi var. O zaman 150 bin lirayı alırız. Aynen. Tufan yine hocam, veririz, sorun evet, değil. Tufan hocam çünkü şunu ifade etti defalarca. Buraya kim Orta Asya'yı gezmek için gelse mutlaka 150 bin lirayı alıyor diye. Hocam 150 bin lirayı alamasak da hani uzak doğuya gidemesek de en azından yakın doğuya kadar, Kars'a kadar bir Doğu Ekspresi düşünülebilir. Bu sorunun cevabı değeri 15 bin lira. Evet. Bence çok güzel bir Doğu Ekspresi turu yaptırır diye düşünüyorum. Peki şöyle yapalım. Beyaz devrim diyelim. A. Beyaz devrim. Mutabık mıyız Burak Bey? Mutabız diyemiyorum şu an ama. Hocam bir de ipucu verin de öyle konuşayım bari. Ondan sonra ipucu joker hakkımızı da kullandık. Biliyorsunuz bu komünizmin yıkılması pek çok bölgede çatışmalarla oldu. Mesela Romanya gibi. Azerbaycan'ın mesela komünistlikten kurtulması, işte Azerbaycan işgali gibi yine kanlı olaylarla oldu. Bu kan dökülmediği için
burada cevabı olan şıkkı istiyoruz. Kan dökülmeden gerçekleşiyor yani buradaki ihtilal. Hocam, A beyaz devrim. A beyaz devrim. Mutabık mıyız Burak Bey? Mutabık Zengin Bey. Burak'cığım sen de söyledin, daha yumuşaklığı. Çok gittim geldim ben aslında. Ben onun için bir kez daha vurguladım kan dökülmemesi meselesini. Evet. Kadife devrim. Efendim ilk üçlememizi 3000 lirada yapmıştık. Maalesef sizi 3000 lirayla uğurluyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Burak sağ olun. 15 bin liraya çok yakın. İyi akşamlar. Sağ olun, teşekkürler. İyi akşamlar. Sağ olun. Sevgili seyirciler, değerli konuklar, bir 3'te 3 tarihin daha sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.